Cemre'ye rahmet. Ulusları. Harika. Mehmet Bey, hazır mısınız? Hazırım ben. Bilgisayar açık, mailler yağıyor, telefonlar geliyor. Çok bunalım. İnsanın insan eli değmemiş en saf haliyle, özüyle 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor. Peygamber Efendimizin adıyla müsemma, adını taşıyan bu festivalin Beyoğlu'muzu şereflendirdiğini inşallah bu rahmetle de gençlerimizi 48 ülkeden 600'ün üzerinde eserin yarışacağı, izlenebileceği bu festivalimizin workshoplarına, söyleşilerine, panellerine davet ediyoruz. İstiyoruz ki İstanbul'umuzun gençleri, Beyoğlu'muzun gençleri özellikle bu film festivaline sahip çıksınlar, gelsinler, izlesinler. Mekanlarımız Atlas Sinema'da izlenimlerimiz olacak inşallah. Ve bu filmle birlikte, bu film kısa film festivaliyle birlikte inşallah bu işe emek sarf edenlerin sayısının da artmasını temenni ediyoruz. Sinema alanında biz arzu ettiğimiz şeylerin ortaya çıkmasını istiyorsak, bununla alakalı tabii bazı gayretlerin, bazı çalışmaların içerisine girmemiz gerekiyor. Bizim de amacımız bu. Sinemaya hizmet etmek istiyoruz. Sinemacılara hizmet etmek istiyoruz. O arkadaşlarımıza imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oluşturulan imkanlarla da insanlığın ihtiyaç duyduğu güzel eserlerin, doğru eserlerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Festivalimiz bu sene 48 farklı ülkeden 602 eser katıldı. Bunun 52 tanesi kısa film yapım projesi. 48 farklı ülkeden katılım bizi gerçekten memnun etti. Bunların 388'i kurmaca, 116'sı belgesel, 46'sı animasyon şeklinde oluştu. Ve bizi sevindiren bir olay da, farklı bir gelişmede ısrarla yıllardır animasyon kategorisini biz açık tutmaya, devam etmeye çalışıyoruz, devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve bu sene gerçekten Türkiye'de geçtiğimiz yılların 2 katı, 3 katı oranında animasyon eser katıldı. Bu bizim için çok sevindirici. Ayrıca gerçekten Türkiye'de özellikle belgeselcilerimizi buradan daha işin başında kutlamak istiyorum. Gerçekten çok kaliteli belgeseller izlettirdiler bize. Bu gelen eserlerin çok kısa bir ülke dağılımına bakacak olursak eğer 602 eserin 256'sı yani yaklaşık %40'a yakını sanıyorum Türkiye'den gerçekleşti. Kalanı yurt dışından. Yurt dışında liderliği götüren ülke İran, 146 eser geldi. İtalya'dan 26, Çin'den 19, Fransa'dan 16, Rusya'dan 13, Hindistan'dan 11, Amerika'dan 9, İngiltere'den 8 şeklinde 10'lu, 8'li, 7'li, 5'li artık arkaya doğru devam ediyor. Cemil Bey'in bahsettiği gibi bu sene uluslararası bölümde jüri başkanımız Nasser Hamir, kendisinin Babaziz filmiyle daha çok tanınıyor. Bundan bir 4-5 sene önce Malatya'da ağırlama ve bir sohbetini yapma imkanımız olmuştu. Çok kıymetli bilgiler aktarmıştı. Şimdi bugün tekrar burada bir ustalık sınıfı eşiğinde Alin Taşçı'nın moderatörlüğünde bir konuşma olacak. Bu konuşma detayında Babaziz'in sinemaya baktığı yer, perspektifi ve bu konuyla ilgili entelektüel anlamda sinemayla ilgili düşünceleri nedir? Güzel bir sohbet eşiğinde bizlerle paylaşıyor olacak. Diğer bir son taslak ve festivalin ortak etkinliği diyeceğimiz bir gösterim ve söyleşimiz olacak. Bir ibadet olarak Sinema isimli Andrei Tarkovski'nin hayatını anlatan oğlu tarafından işte arşiv görüntülerinin kurgulandığı bir belgesel gösterimi olacak festival kapsamında. Gerçekten çok kıymetli. Tarkovski'nin sinemaya baktığı yere dair çok ufuk açıcı bir belgesel. Bu belgesel gösteriminden sonra da Murat Pay ve Enver Gülşen bu film ve bu film özelinde de Tarkovski sineması üzerine çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirecekler. Bu sene tabii kısa film yapım desteği kısmında bu kısmın finalistlerini ben açıklayacağım.
52 film başvurdu. Bu 52 film içerisinde 3 farklı raportörün gizlilik sözleşmesi doğrultusunda değerlendirmeleri sonucunda ortak kararla 10 finalist belirlendi. Bu finalistler projelerini festival bünyesinde sunacaklar ve bir jüri tarafından ödüller dağıtılacak. Bu filmler içerisinden 150 bin liralık yapım desteği verilecek seçilen filmlere. Finalistlerimiz Ahmet Toaç Aç Açına projesiyle, Fatma Mizan Tüzgen Armağan projesiyle, Yağmur Kartal Karakuş, Ali Salduz ve Ezgi Özfen'in birlikte hazırladığı Biçare projesi, Nesibe Sena Yılmaz'ın Dullar projesi, Ömer Ferhat Özmen'in Eksi Bir projesi, Şener Yiğit'in Güz projesi, Muaz Güneş'in Hayırlı Olsun Ziyareti projesi, Nurten Kübra Altın'ın Kılavuz projesi, Merve Tulay'ın Kızılçayır projesi ve son olarak Havva Nur Korkut'un Taş projesi bu seneki finalistlerimiz. Ben hepsine ayrı ayrı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum bu güzel projeleriyle yarışmamıza başvurdukları için. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim size aktaracaklarımız bu kadar.